Herkese Evet. merhabalar. Rize Dernekleri ve Federasyonu olarak düzenlediğimiz Nail Altı Sohbetlerinin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Bugün konumuz aslında Rize Dernekleri Federasyonu'na çok da yabancı olmayan içimizden biri Selçuk Balcı. Selçuk Balcı ile bugün hem türküler dinleyeceğiz, hem de öyküsünü dinleyeceğiz, hem de merak ettiklerimizi kendisine soracağız. Kendisine hoş geldin dedikten sonra diğer tarafta ise Rize Dernekleri Federasyonu Genel Başkanımız Sayın Muammer Öztan var. Ben önceki sözü kendisine bırakıyorum. Daha sonra devam edeceğiz. Buyurun başkanım. Sağ olasın. Selçuk Bey, iyi akşamlar. Abdurrahman, iyi akşamlar. İyi akşamlar başkanım. Bizleri bu akşam Nail Altı sohbetimizi izleyen tüm dostlarımızı, hemşerilerimizi, tüm vatandaşlarımızı selamlıyorum. Yeni yıl inşallah hepimize hayırlı olur. Çok zor bir 2020 yaşadık. İnşallah 2021 yılı hepimizin gönlünden geçtiği gibi geçer. Bu akşamki konuğumuz Rize Dernekleri Federasyonu olarak Karadeniz'in çok sevilen bir sesi Selçuk Balcı'yı misafir ettik. Sağ olsun bir telefonumuzla bize bir şekilde nedir ne değildir gibi de sormadan tabii ki katılırım dedi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Selçuk Balcı ve Selçuk Balcılar bizim için çok önemli. Şunun için önemli. Bir müziğimiz var bizim. Dinlerken içimizi titreter. Müziğin dili yoktur ama müziğin dili yürektir, gönüldür, kalptir. O kalbe giren bir dili var müziğin. Evrensel bir dildir bu. Sadece Karadeniz'de hoşlanmış olan bir müziğimiz vardı. Kemençemiz, tulumumuzla sadece bizlere hitap eden bizlerin bildiği. Fakat bir süreç başladı. İşte benim hatırladığım mesela Süreyya Davulcu'nun parmağında yüzükleri, işte Emin Yağcı'nın Ula Ula Niyazi'leri, sonrasında işte efendim süre gelen ve bir dönem geldi. Kazım Koyuncular, Fuat Saklılar, Doktan Konaklar ve Selçuk Balcılar. Şimdi ben bir şeyde gurur duyuyorum. Bugün Mardin'de, Edirne'de, Erzurum'da, Mersin'de, Adana'da, Aydın'da, Karabük'te, Türkiye'nin her yerinde Karadeniz müziğini seven bir kitle var. Bugün işte Türkiye'de reyting rekorları kıran filmlerin müziklerine bakıyoruz. Birçoğunda Karadeniz müzikleri kullanılıyor. Demek ki bu seviliyor ki bu müzikleri kullanıyorlar ve seviyoruz da. Şimdi burada tabii ki Selçuk Balcıların çok emeği var. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Bu eleştirenler de mutlaka vardır. Yani eleştiren de olabilir işte bu müzik farklıdır diye. Biz olayın o boyutuna değiliz. Biz yüreğimizden gelen sesi bize söyleyen Selçuk Balcı'yı seviyoruz. Yani mesela ben çocukluğumu hatırlıyorum. Karabük'ten Rize'ye giderken otobüsün durduğu yerde kemençe kaseti alırdık biz. O kemençe kasetini Karabük'e döndüğünde dinlerdik. Sebebi şuydu bunun. Toprağına bağlı kalmak. Geleneğine, göreneğine, ata toprağına bağlı kalmak. Ondan korkmama mücadelesiydi. Müzikle orada bağlı kalıyordun. O müzik bile, o kelenkenin, tulumun sesi bile senin memleketine binlerce kilometre öteden senin memleketine tutuyordu. Bu akşam inşallah bize bu konularda sen de daha güzel şeyler söylersin. Ben katılan, bizi seyreden herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan çok teşekkür ederim Selçuk. Kolay gelsin. Ne demek başkanım? Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Ankara Rize Dernekler Federasyonu benim hem çocukluğum anılarımın olduğu bir yer hem de çocukluğumuzun yarısının geçtiği Ankara'da bize ev sahipliği yapmış bir yer. Biz oralara da kemençe çalarak kendimizi göstermeye çalışırdık, etkinliklere çıkardık, sahne alırdık. Bu konuda da her zaman ev sahipliği yapmıştır. O yüzden bu akşam yayına ben de katılmaktan keyif aldım. Umarım korona geçer. Geçtiği zaman da bunu bir programla taçlandırırız ya da bir yemekle taçlandırırız. Tabii. Yıllar sonra ben de böyle bir etkinlikte sizlerle bir araya gelmiş olurum. Güzel olur yani. Bunun da sözünü almış olduk başkan. Eyvallah. Yok illa şey anlamında söylemiyorum. Olsa ya da faydacılık anlamında değil. Yanlış anlamayın. Bir yemek olur, bir buluşma. Tabii. Çok mutlu oluruz. Öyle bir şey yani. Durumlar öyle. Güzel konulara değindiniz. Kemençe çalarak orkestramızda tulumun da yer almasıyla birçok ili geziyoruz tabii. Orkestrada sadece Karadeniz enstrümanları yok. Bas gitar var, davul var, işte klavye var. Ve modern Karadeniz sound'unu
herkesin dinleyeceği hale getirerek, işte bu tarzda besteler üreterek her yere gidiyoruz. Bu güzel bir şey. Kendi müziğimiz açısından çok güzel bir şey. Ya doğudaki bir insan Karadeniz şarkılarıyla hüzünleniyorsa, ya bunu başaran şey müziktir, müzisyendir. Kazım Koyuncu bu konuda çok güzel bir örnek olmuştur. Ama bazen yanlış da algılanabiliyoruz. Biz mesela Doğu'ya konsere gittiğimiz zaman ya orada ne işim var yazan, yorum yazanlar oluyor. Ben oraya herhangi bir işe altına gitmiyorum ki. Ben gittiğim zaman Diyarbakır Devlet Tiyatro Salonu'nu kiralıyorum. Mardin'e gittiğim zaman Artuk Üniversitesi'nin salonunu kiralıyorum. Biletli konser. Onun dışında Van Bahçesaray'da Kayunlu Belediye'nin konserine çıktım. Ne için? Halk için. Ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'la düet yaptık mesela o programda. Böyle güzel konserlerimiz oldu. O yüzden Karadeniz insanının bizim farklı bölgelerde konser vermemizden gurur duyması gerekiyor yani her şeyden önce. Biz çünkü o taraflara, doğuya, batıya ya da yurt dışına bir Karadenizli sanatçı gittiği zaman, Rizeli bir müzisyen gittiği zaman göğsümüz kabarıyor ister istemez. Çünkü bizim köyümüzün türküsü çalıyor da diye mutlu evet. oluyoruz. Yayınmak böyle bir şey. Tanıtmak, kültürü tanıtmak böyle bir şey. Bizim tam bu noktada şöyle bir şey söyleyeceğim Selçuk Bey, tam bu noktada. Nasıl? Habertürk'te bir mülakatınızı dinledim. Orada diyorsunuz ki Karadeniz müziği deyince akla hep hareketli havalar geliyordu. Oysa bizim hüznümüz de vardı, bizim neşeli olmadığımız anlar da vardı. Ben kemencemle bu duyguları öne çıkarmaya çalıştım. Gerçekten şarkılarınızdaki o özgün tını bu duygulardan mı geliyor? Teşekkürler. Ya aslında şöyle bir şey, içimden gelen şeyi üretiyorum ben. Hani hareketli şarkım da çok fazla. Ama insanlar nedense benim duygusal söylediğim ya da işte daha slow dediğimiz hani yavaş, horonsuz, ritimsiz ezgiler. Onları benden dinlemeyi daha çok seviyorlar. Bir sürü horon şarkısı yapıyorum hani o ön plana çıksın diye, onlar ön plana çıksın diye. Gene bakıyorum Twitter'da yazılan şeyler yine Selçuk Balcı batağına düştük yazmış. Yani hep böyle melankolik, hep böyle dertli, hüzünlü imişim gibi yansıtılıyorum yani. Ürettiğim şarkılarla alakalı bu. Halbuki hepsi var yani. Albümü açtığın zaman horon da var, hüzün de var. Üstadlara ait eserler de var. Bunları koymamızın sebebi kültür aktarımı devam etsin. Sadece bizde kalmasın. Yani bizden sonraki gelecek kuşak. Yani bunu niye söylemiş dediği zaman o türkünün kime ait olduğunu, CD'nin kapağını açıp internete girip ha kemençeci Bahattin Çamuralı'nınmış. Üstada saygı için bunu söylemiş diye düşünsün. Yani aktarım budur. Hani sadece kendi ürettiğimiz ya da hangi şarkı popüler olur diye bir şey yapmıyoruz. Bir yandan da aslında kültüre hizmet etmek gerektiğini düşünüyorum ben. Bir parça dinleyelim mi Selçuk Bey? Dinleyelim. Dinleyenlerimize armağan için. Tabii ki de. Madem Bahattin Çamuralı dedik bir sürmene işi çalalım ya. Olur. Rizeli ilkliğe sürmene çalmayacak mıyız? Buradan aşağıda var yollarım yollarım. Ha buradan aşağı var yollarım yollarım. İncecik bellerun ne da kemer o. La kollarım kemer o la kol. İncecik bellerun ne da kemer o. La kollarım kemer o la kol. Ha buradan aşağıda bir eniş edeceğim. Ha buradan aşağı bir eniş edeceğim. E kız sen onu şunu da ben mi düşüneceğim ben mi düşüneceğim. E kız senin derdini da hep ben mi düşüneyim hep ben mi düşüneceğim. Kazan karası da yüreğimin yarası. Kara kazan karası yüreğimin yarası. Bu benim dertlerimin bulunacak çaresi bulunacak çaresi. Ben yola gide gide da yolun ardı gelmedi.
Ben yolla gide gide da yolun ardı gelmedi. Yalvardım Allahumma cazia, nan elmedi cazia. Yalvardım Allahumma cazia, nan elmedi cazia, nan elmedi. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim, sağ olasın. Selçuk Bey, mesela sizin albümlerinizde hep eski Rize'de kullanılan kelimeleri görüyoruz. Mesela patika, mila gibi. Siz bunu şöyle açıklıyorsunuz. Diyorsunuz ki Rize'den erken ayrılmam dolayısıyla oraya duyduğum özlemden dolayı bu isimleri kullanıyorum. Bunu doğru mu anlıyoruz? Bu şekilde mi? Doğru doğru. Ya insan şöyle bir şey ya. Bir yere isim koyacağı zaman yani kendi çocuğuna bile isim ararken belki de onda bir hatırası olan ya da çocukluk geçmişli anılarında yer alan bir şeyi koymak istiyor yani. Gözünün önüne o geliyor. Ben mesela albüm deyince benim kendi çocuğum gibi. Ne koyabilirim ismini? Eskiden okuldan kaçıp Mila oynardık. Bunlar aklımıza geliyor. Bunlar aklımıza geliyor. Mesela Felamur. Felamur'u nereden bilirdik? Babaannelerimiz, ninelerimiz, teyzelerimiz çıkıp Felamur'u budayalım derlerdi mesela. Felamur dediğimiz ıhlamur değil mi? Ihlamur. Ihlamur bir budan ördü mesela. Oradan kalmış yani. En güzel ağaç ismi bence yani. Okan Baybiyan programında söylemiştim. Dedi ki Felamur ne demek hocam? Dedim ıhlamur. Harikulade. Böyle harikulade. Yani naif de duruyor. Biraz da naif durmasını aslında önemsiyorum. Sadece en son koyduğumuz albüm ismi çok naif durmuyor ama anlamına bakınca o da naif aslında. Çünkü var git bir veda çiçeğidir. Sonbaharda, Ekim'de açar ve artık yaylaya kar yağacağının habercisidir. Bizde bu şarkılar hep aşk, hüzün ve veda şarkıları olduğu için bir veda çiçeğinin ismini koymak istedik. Var git zamanı. Yani alıp başını gitmişsin gibi bir albüm ismi oldu. Çünkü anlamını anlatmayınca şey yapmıyorlar yani çok fazla beğenmiyorlar albüm ismini. Yani bu seferkinin adı olmamış. Var git ne demek? Bir çiçek ismi albüm. O da naif yani. Sert duruyor, sert duruyor ama naif. Vuslat gibi, vuslat kelimesi gibi. Abi, biraz vuslat, sert duruyor ama çok anlamı ifade eder. Vargit'i herkes bilmez. Aslında genel isimdir o. Sadece Karadeniz yöresine ait bir isim değil Vargit. Genel bir isim ama tabii herkesin yaylası olmadığı için nerede bilecek Vargit'i? Türkiye'nin asılacağı yeri yoktur belki yani adamlar. Sizde çok yeri ayrı olan bir şarkınız var mı? Öyküsünü bizle paylaşmak istediğiniz yazarken, bestelerken. Ben de tabii hepsi genelde besteciler öyle bahseder ya kendi besteciler. Hepsi benim evlatlarım. Evlatlar arasında ayrım yapılır mı? Yani hepsi çok güzel ama tabii ki en çok sevilen Deniz Hüsnü Efener olduğunu biliyorum. Onun da benim bende yeri ayrıdır. Duygusal anlamda hesapsız kitapsız olduğum bir zamanda yaptığım bir şarkı. Acaba tutar mı kaygısıyla yapmadığım bir şarkı. Şey yaptığım bir şarkı değil. O yüzden bendeki yeri apayrı bir şey. Ya da işte konser hesapladığım zaman yaptığım bir şarkı değil. Bu şarkıyla şu konsere giderim, şu olur, bu olur diye hesaplara girmeden tertemiz, duygusal, hüzünlenip yaptığım bir şarkı yani. O yüzden bana daha temiz geliyor. Çünkü şu anki mesela ürettiğimiz her şey aslında yarattığım, açtığım ya da işte durduğun yeri korumak için, koruyup kollamak için biraz daha hesaplı yaptığımız çalışmalar. Ne diyoruz mesela? Albüm yapmamız lazım. İki senedir yapmıyoruz. Ama o şarkıyı öyle düşünerek yapmamıştım yani. Evet. İçimden gelmişti. Öyle yapmıştım. Yani büyüdükçe... İlk şarkınız mı? İlk şarkınız mı? Kaygılar da artıyor. Dolayısıyla senin işin olunca artık bir işletme oluyorsun. O duygular yine oluyor ama o zamanki kadar saf olmuyor ya ürettiğin şeyler. Bu da bir gerçek yani. Deniz Üstünde Fener ilk şarkınız mı? İlk bestem değil ama... kendi sevdiğim ilk bestem. Yani ondan önce Ahkidi Karadeniz diye bir bestem vardı benim. Vira Cemal'in albümüne hazırlamıştık. Biz o zaman Grup Vira diye bir grubumuz vardı. Burada ot düşenliklerine falan çıkardık. Sahne alırdık. Ben kemençecisiydim grubun. Aynı zamanda vokal de yapıyorduk. İşte Selim Tarım vardı Tulum'da. Vira Cemal solistimizdi. Ondan sonra bir albüm yaptık. Tabii albüm yapınca o kendi adına çıkmasını istediği için kendi adını verdi yani. Grup Vira değil de Vira Cemal diye çıktı. Öyle saçma bir durum oldu yani. Ondan sonra... Biliyor musun? Ha, biz de onun arkasında çalıyorduk orkestrada.
O zaman onun klip şarkısını da ben yapmıştım. Ah gidi Karadeniz, ne vurursun kıyıya, sevdan mı gitti yoksa buradan çok uzaklara. Yalnız kalmışsın yalnız, bahtın yazılmış kara, dalgalan Karadeniz, sarı bir sevdiğin yara. Onun müziği de bana aitti. Hatta yaşım yetmemişti. Yani noterde üzerime alacaktım desteği. Ama 17 yaşında olduğum için annemin vekaletiyle üzerime alabildim. Öyle bir anısı da var benim o şarkı. Böyle bir serüven ya. Peki Deniz Üstü'nde Fener'le başladı serüveniniz. Yani ilk o bestenizi, evet, tabii, Dalgalan Karadeniz'i saymazsak kendi Selçuk Balcı olarak ilk şarkı Deniz Üstü'nde Fener. Sonrasında nasıl devam etti süreç? Ne zaman ilk albüm yapmaya karar verdiniz? İlk albümü kendi bestlerim bu şekilde birikince, o zaman bu Andy Paul vardı. Şu an Paul Dwyer var ya, hatta yine YouTube'da falan da aktif. Ve Habertürk'te program yapıyorlardı. Andy Paul, iki tane İskoç müzisyen. Rize'ye gelmişti. Rize'de güzel bir mekan vardır. Evveli Zaman diye. Doğru. Orada buluştuk. Onlarla programı çekecektik. İşte Müzik ve Yol'du o zamanki programların ismi. Müzik ve Yol'un Rize çekimlerinde oradaki arkadaşlar da beni önermiş. Hani burada Selçuk bu aralar buralarda, işte beraber çalabilirsiniz falan filan gibisinden. Gittik, buluştuk abi. Tabii ben bu Deniz Üstü'ne Fener'i çaldım. Adam çok sevdi. Ya dedim imkanım da yok doğru dürüst. Dedi ki ben senden bir şey talep etmiyorum dedi. Stüdyom da var dedi. Gel bu şarkıyı kaydedelim. Ondan sonra İstanbul'a gittim işte. Eseri kaydettik. Sonra kalan müziği dinletmiş bizim Kemal Saygıral var, aranjör. Ondan sonra onlar da çok sevince tabii oturduk. Hesap kitap yaptık yani. Klip çekeceğiz, müzik çekeceğiz. İlk albümü çıkartmış oldum 2011'de. Öyle başladım. Ama ondan önce albümsüzken de gidiyordum konserlere. İnternetten sevilen şarkılar vardı. İşte Küçük Emrah'ın Ayrılamamını söylemiştim. O baya birkaç milyon falan tıklanmıştı yine şeyde. Ayrılamam şarkısı YouTube'da en çok dinlenen sanırım. 66 milyonla baktım ben. Aslında o değil de bir de Muyap yüklüyordu videoları. Benim yani 20 milyona yakın tıklamam silindi. Muyap şirketlere devredince. Yani Deniz Üstü'ne Fener daha fazlaydı. Deniz Üstü'ne Fener 20 milyondayken silindi internetten. Bir daha yüklendi. Çünkü o zaman Muyap yüklüyordu. Sonra Muyap o yüklenme işinden çekildi. Şirketlerin kendileri yüklemeye başladı işte. Kalan Müzik kendi videosunu yükledi. Pol Prodüksiyon kendi videosunu yükledi örneğin. Öyle olunca da tabii bizim o tıklamalar silindi. Sıfırdan başladı. Yani Selçuk Bey, sizin Hoban Kafe'den bir dinleyiciniz demiş. Yıllar önce sizi orada dinliyordum diye. Selamlar demiş. Doğrudur. Horonbar'da sahne alıyorduk. Horonbar'da sahne alıyorduk. Ankara Sakarya Caddesi'nde Horon Kafe var. İşte o grubumuzla beraber orada sahne alıyorduk. Ondan sonra Gökhan Birbey'e çalmaya başladım. Şöyle tanıştık. Horonbar'a o da sahne almaya geliyordu. Geldiğinde kemençelerini ben çalıyordum. Derken konserlerine beni davet etmeye başladım. Onun kemençecisi oldum. İki sene de Gökhan abiyle öyle müzik yaptık. Ondan sonra üretmeye başlayınca ama şey istiyorsun yani. Yani başkası o senin vereceğin lezzeti veremeyecekmiş gibi kaygıya kapılıyorsun. Yani kendi şarkını kendin okumak evet. istiyorsun. Yani ben de öyle oldum. Durum öyle. Evet. Bu peki Karadeniz'in geleneksel müzik yapısından farklı bir tarza ulaşmanızda sizi etkileyen kişiler oldu mu? Tabii ki oldu. Biz sonuçta böyle bir tarzın başlangıcını bu yolu açan insanlar değiliz. Başlangıcını belirleyen insanlar değiliz. Yani bu jenerasyondan bahsediyorum. Bizden önce Fuat Sakalar var, Kazım Koyuncular var, Birol Topaloğlu, Gökhan Birben. Yani Karadeniz müziğine çok büyük katkıları var bunların müzikal anlamda. Biz sadece devam ettiricisi olabiliriz. Ama mesela benim beste motifimde çok fazla hani benzetebildiğim, şu kişiye benziyor dediğim bir örnek yok. Ama benim örnek aldığım insanlar daha çok Fuat Sakal. Çünkü müziğinde kemençeye de çok fazla yer verdiği için mesela onun albümlerindeki kemençeleri çok dinledim ben. Siyami Disko Ustası olsun, Cemal Derber olsun. Onlardan da etkilendim. O Horonbar'da çalıştığım süreçte hep o müzikleri yapıyorduk sahnede. Daha çok Fuat Sakal yapardık yani. Bir parça daha festivallere falan gitmeye başladım. Atma türküler atmaya başladık.
İkizderelilerin ne kadar Ankara'da İkizdereli, Cüneyzeli varsa düğünlerine hep bizi çağırırlardı. Oflular. Çok çaldık. Yusuf Saral'a kemençe çaldım. Atma Türkiye atardı. Ondan sonra Anzer'e çıktık. Anzer Festivali'ne. Yine İsmail var. İsmail Altun tanırsınız. Tanırım. Tanırsın değil mi? Tanırım. Biz çok program yaptık. İsmail Klavye, ben kemençe geziyorduk yani. Öyle zamanlar. Atma Türk'ü kültürüne de bir yatkınlığınız var. Beyaz Show'da bir Atma Türk'ü Niva'ya ulaşmıştı sizde. Atma Türk'ü geleneğine gerçekten sevdiğiniz için mi söylüyorsunuz, yoksa bu geleneğin yaşaması için de özel bir çabanız var mı? Ya hem sevdiğim için söylüyorum, hem de bu geleneğin yaşaması da lazım. Ben çok becerikli olduğumu düşünmüyorum ama havamdaysam atarım. Yani mesela Beyaz Show'da tabii hazırlar da vardı. O an uydurduklarım da vardı. Yani bir şey uydurabilir. O var ya. O yazma yeteneği var. Anında yazma. Ama da, tabii daha yetenekli olanlar da var. Benim Neşet Aydın gibi atamam. Ya da işte bizim Osman Efendi oldu. Küçük Ahmet vardı. Azaklı Ozan. Allah rahmet etsin. Evet. Geçen sene rahmetli oldu. Onun gibi atamam ya. O anında. Osman Dayı. O meşhur biliyorsun o konularda. Yıllarca televizyonlarında program yaptı. Yani evet, onlardan bir kültür yaşatıcısı. UNESCO'nun yaşayan insan hazinesi listesinde de yer aldı Osman Efendioğlu. Evet. Gerçekten Osman Efendioğlu tebrik etmek lazım. Peki işte merak ettiğim... Onun programına konuk olmuştum. Atışmıştım biliyor musun? Yıllar önce. Gerçekten. Kaçkar TV'di o zaman. Ya Kaçkar TV'di ya Rize TV. Kaç yani kemençe evden daha yeni çalıyorum. Hatta bizim İsmail'le de gitmiş olabiliriz ya. Onunla mı gittik acaba? Rize'de atıştım Osman dayıyla. Ne cesaretse. Büyük cesaret. Işte küçük olunca daha cesaretli oluyorsun. Doğrudur. Yaşın küçük olunca daha cesaretli oluyorsun. Bir parça daha dinleyelim mi Selçuk Bey? Dinleyelim. Dinleyelim hocam, ne demek? Çemberune da çemberuna yasina, vuruldum çemberune da çemberuna yasina. Acaba girer miyim yarumun rüyasına, yarumun rüyasına? Acaba girer miyim yarumun rüyasına, yarumun rüyasına? Yarım bana ev yapmış da üç tahta parçasından. Yarım bana ev yapmış da üç tahta parçasından. Elim daha eğildi bu sevda acısından, bu sevda acısından. Ölüm daha eğildi bu sevda acısından, bu sevda acısından. İpek mendilcimi da yıkadım kırışmıyor. İpek mendilcimi da yıkadım kırışmıyor.
yaşıyor. Yarım bende resmi var. Gülüyor konuşmuyor. Gülüyor konuşmuyor. Yarım bende resmi var. Gülüyor konuşmuyor. Gülüyor konuşmuyor. Evet, teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Pandemi dönemi nasıl geçiyor Selçuk Bey? Pandemi dönemi iş olarak çok kötüydü. Çalışan bütün müzisyen arkadaşlarımıza ilk başta da destek olduk. Ondan sonra hazır adam dayanmadı. Yine tabii canlı yayınlar oldu. İşte birkaç tane kurum kuruluşun daveti oldu. 19 Mayıs bayramı kutladık. Avcılar Belediyesi'nin daveti üzerine. O tarzda işler oldu ama hani genel olarak boştaydı. Ben de bu durumu doğaya biraz daha fazla dokunarak, işte hayvan besleyerek, yani bir ayağımız bir toprağa değdi yani. O elektriği bir aldı toprak. Gittim köyde kaldım, uzun da bir süre kaldım. 3 tane ördek, 1 tane köpek büyüttüm. Güzeldi yani o anlamda. Ama iş anlamında çok kötüydü. Tüm müzisyenler için öyle, tüm sanatçılar için öyle. Yani bir anda bu virüs aslında herkesin eşit olduğunu bir yandan gösterdi. Yani insan çalışmak zorunda. Çalışmak önemli bir ihtiyaç yani. Bunu hatırlattı. Belki sıkılmıştık turnelerden, konserlerden. Bazen öyle yoğun oluyorduk ki yani. Atıyorum Rusya'dan dönüyorsun. Ertesi gün Gümüşhane'ye. Böyle bir zikzak durum oluyordu yani. Yoruluyordum. Ama bu pandemi sürecinde kafayı bir güzel dinledik. İş anlamında çok kötü. İntihar eden müzisyenler oldu. Mesela o çok acı bir durum yani. Yoksulluk evet. En acı şeydi. Onu bir türlü ülke olarak o durumu aşamıyoruz. Ne diyeyim? Bu dönem ne kadar kaldı olacak? Elinde nasıl? Kaç? Kesiliyor. 15 dakikam var Selçuk Bey. Ha anlat. Tamam. O zaman ne yapalım? Şarkı mı çalalım bir daha? Sesim geliyor mu şu an? Donuyor ekran. Şu an iyi mi? Şu an iyi. Evet tamam. Sorun yok. 15 dakikamız daha var Selçuk Bey. Tamam. Ya benim bağlantımla da Elisa'la alakalı olabilir bazen. Anladım. Olabilir. Canlı yayında bu tür şeyler olabiliyor. Tabii canım. Gaziantep'te ya bir konser verdi. Eski bir yerleşim yeri olduğu için Çankaya'dayız. Bu ayrancı sevgili biliyorsun. Yani fiber yok. İnterneti yok. Hep eski. Kablolar mablolar. Valla oradan evden bağlanmışım. Evet. Bu evde öyle vali sıkıntısı yaşıyoruz. Nereye şu an iyi gidiyoruz. Sorunumuz yok. İyi miyiz? Tamam o zaman. Şu an iyi. Şu an iyi. Şanlıurfa'da bir konser verdiniz. O nasıl bir deneyimdi? Benim için çok güzel bir deneyimdi. Aslında bir ilkti. Hani yıllar geçtiği zaman bunu belki de evlatlarımız anlatacağız. Yani arabadan dışarı çıkmak yasak. Hiç kimse elle tutuşamaz. Arabasının içinde ya da etrafında insanlar bizi dinledi. Güzeldi, farklı bir deneyimdi. Selektörleriyle eşlik ettiler, alkışlarla eşlik ettiler. Tabii ki gönül isterdi ki hani araba değil de insanlar önümüzde olsun. Hurra böyle. Bir festival tadında geçsin ama bu da farklı bir deneyim diye. Umarım en kısa zamanda virüs terk eder tüm dünyayı ve biz yine herkesle bir araya gelip el ele kol kula söyleriz şarkılarımızı. Böyle arabadan cam girmez aramıza yani daha güzel olur. Şanlıurfa sizin... güzeldi. Yani farklı kültür olmasına rağmen bir şey. Bir de Doğu insanı Karadeniz müziğine çok ilgi gösteriyor. Çok seviyor. Ya bunun sebebini bilmiyorum ama hüzünleniyorlar yani gerçekten öyle. Ya bizim mesela şu bir gerçek yani. Oralı bir sanatçı ya da oranın müziğini yapan bir sanatçıyı bizim Rize'de dinlemezler yani. Yalan. Dinlemezler. Ama biz yani kendi Karadeniz müziği yapan olarak yani o tarafta seviliyor. Yani bizim müziğin öyle bir kabulü var aslında. Karadeniz müziğini ben çok yöresel müzik olarak düşünmüyorum. Başlı başına herkesin dinlediği bir müziktir yani Karadeniz. Yani nasıl icra ettiğinle alakalı.
Çünkü genel besteler bir tek şive kullanıyoruz yani. Deniz üstüne feneri de şiveyi çıkart normal bir türkü gibi de söyleyebilirsin. Öyle değil mi? Öyle bir ezgisi evet, var. Sizin şive kullanmadığınız şarkılarınız da var sadece. Onlar Karadeniz şarkısı değil zaten ya. Onlar biraz daha özgün müzik, özgün müziğe gidiyor. Yani şöyle bizim mesela özgün müzik bazen şey ve kıyafetleri de sabit kalır. Sizde öyle değil. Ya o tarz müziği de çok dinledim ben. İşte Zülfü Livaneli olsun, Edip Akbayram olsun. Biraz şey kulağıma oturmuş. Öyle bestelerim de var yani. Şey bak, modern sound da diyebileceğimiz. Mesela Kazım Koyuncu'nun İşte Gidiyorum. Karadeniz diyebilir misin? Ama başlı başına çok bambaşka bir şarkı. Evet. Her tarafta dinliyor. Kazım Koyuncu'nun sizde çok ayrı bir yeri var sanırsam. Nasıl? Kazım Koyuncu'nun sizde çok ayrı bir yeri var. Kazım Koyuncu'yu tabii ben tanıyamadım yakından. Ama müziğini, tarzını, duruşunu sevdiğim bir insan. Anlatılan kadar, öğrendiğimiz kadar. Bir de tabii ölüm şekli de etkiliyor insanları. Hani ben ondan da etkilendim. Yani genç yaşta tam bir şeyleri başardığı anda kanserden hayatını kaybeden başarılı bir müzisyen. Bu yani Kazım'la ilgili söylenecek şey Kazım abinin ya keşke yaşasaydı. Yarım kaldı yani. Hem kendisi için, hem ailesi için, hem müzik adına belki çok daha şey öğretecektik. Yarım bıraktı. Konu bu. Doğru. Kesinlikle. Yarım kalan hikayeler her zaman bizde daha kıymetli oluyor. Ama Selçuk Kazım Koyuncu'yu kıymetli kılan, yarım kalan hikayesi kadar o kısa sürede ortaya koyduğu özgün şarkılar. Tabii. Bunu da hep beraber biliyoruz. Muammer abi. Muammer abi bizi baş başa bıraktı Selçuk abi. İzliyor mu acaba? İzliyorsa iyi mi? İzliyor, izliyor, takip ediyor. İzliyorsa iyi. Nasıl yapalım? Bir şarkı daha alıp öyle mi veda edelim? Bir şarkı daha yapalım, öyle veda edelim. Öyle daha. Peki. Bir Rize türküsü yapalım. Rize. Tamam, olur. Rize'ye mandalina gel salina salina, Rize'ye mandalina gel salina salina, Duşeryu varlanırsın tut portikal dalina, Duşeryu varlanırsın tut portikal dalina. Yeni çıkay yeni dereler ormanı, yeni çıkay yeni dereler ormanı, sevdaluktan kesildi dizlerumun dermanı, sevdaluktan kesildi dizlerumun dermanı. Rize'den bir Ford kalktı çay eline mi durdu? Rize'den bir Ford kalktı çay elinde mi durdu? İkimiz de bir boya usta mirende vurdu. İkimiz de bir boyda usta mirende vurdu. Püsküllüdür püsküllü, ala gül yanımdali, ala gül yanımdali, ala gül yanımdali. Kız babandan mi kaldı, yalan dünyanın mali, yalan dünyanın mali, yalan dünyanın mali. Haydi gidelim haydi, haydi gelmeyim misun, haydi gelmeyim misun, haydi gelmeyim mi? İncelendi bellerim, yemek yemeyim misun, yemek yemeyim misun, yemek yemeyim misun. Ağzınıza sağlık Selçuk Bey. Çok teşekkür ederim. Abdurrahman Hocam, çok sağ olasın. Yunan, sen var mı? Şey gitti, ses gitti. Duyamadım burayı ama. Gelin. Kesik kesik geliyor. Şu ben wireless'ımı kapatsam. Şu an geliyor mu benim sesim? Alo.
ya. Selçuk böyle bir kopma yaşadık. Tekrardan. Evet değerli izleyenler, birliktelimiz devam edecek Selçuk Bey. Geldin mi? Evet geldiniz. Güzel. Benim ekranda da bir sıkıntı vardı. O da hiç önemli değil, hiç önemli değil. Burada yabancı yok, hep Rizeliyiz beraber. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Durumlar öyle. Peki, birkaç selam var, ondan iletim istiyorsanız ve yorum var. Tabii ki. Onlardan da biraz bahsedelim. Süleyman Basan'ın selamı var. Metin Gürkan Bey'den. Ah Metin abi selamlar. Zeynep Bostan. Evet, evet. Zeynep Bostan bakın. Harika abi demiş. O kansı görüp maşallah okumak istiyorum. İşte Aysel Bağ güveninize sağlık kardeşim demiş. Teşekkür ederim. Sağ olsun hepsi. Mustafa Aksu benim ekrabam olabilir. Onu okuyayım. İyi akşamlar değerli dostlar. Nasılsınız günlerde bulunduk. Sen neresinden sen? Pardon şey bir gül oldu ya böyle. Samimi oldu. Arkadaş. Abdurrahman Bey neresindensiniz acaba? Ben merkezdenim Selçuk Bey. Selimiye. Şairler Devesi'nin de çok yeri var Selçuk Bey sizde. Ondan da bize bahsettik. Sen Şairler Dilesi'nden misin? Evet. Bir köprü yıkıldı bir ara. Bayağı bir sosyal medya konuşuldu. Şahin vesaire. Tabii tabii. Orada ben oradaydım işte ya. Orada oradaydım ya. Aşıklar Deresi'ni hatta çekmiştim. Bayağı bir yükselmişti dere. Çok tehlikeli görüntülerdi. Allah tekrarını yaşatmasın ya. Çok kötüydü. Evet, Rize'mizin gerçeklerinden bir tanesi. Yoğun bir yoğun alıyoruz. Onu da kapatalım mı? Ya şey, sesi alamıyorum. Bir de ekranda bir görüntü yok şu an bende. Bir sıkıntı var ya. Bir de bir misafirim var açıkçası. Yani vedalaşsak benim o zaman, olur. O zaman sizi uğurlayalım. Teşekkür ederiz katılımınız için. Tekrarını yaparız. Çok sağ olun. Beni eyvallah. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim Abdurrahman Hocam. Ben teşekkür ederim. Başkan'a da tekrardan selam olsun. Her zaman istediğiniz zaman hem canlı yayına hem derneğe, korona geçtikten sonra da oturup buluşabiliriz. Hiç sıkıntı yok. Çok mutlu oldum davetiniz için. Biz de çok memnun olduk. Tekrar teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Rica ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet izleyenler, Nail Altı sohbetinde bu hafta sanatçı Selçuk Balcı'yı konuk aldık. Selçuk Balcı'ya hem merak ettiklerimizi sorduk hem de kendisinden parçalar, şarkılar dinledik. Haftaya bir başka Nail Altı sohbette buluşmak dileğiyle önümüzdeki haftaya kadar maske, mesafeye ve hijyene dikkat etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar diliyorum.